Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Fransa, Bişviller'deyiz. Buraya kitap fuarı için geldik. Güzel dostlarla da buluştuk. Hasbihal edip dertleşiyoruz da. Salonumuz henüz boş. Henüz programa başlamadık. Boş bulmuşken salonu, hemen dönüp kameraman arkadaş gösterebilir. Çok güzel kitaplar var, yazar arkadaşlar var. Salon boş. Diyeceksiniz boş salonda mı konuşuyorsunuz? Hayır, daha kimse gelmeden biz burada yazar arkadaşlarla hasbihal ederken, dertleşirken tabii gündemimiz her zaman bildiğiniz üzere Kudüs, Filistin, insan ve insanlık ve insanı ilgilendiren meseleler tabii. Emine Hanım'la geçen senelerde Bişviller'de Yunus Emre Camii'nde tanışmıştık. Çok da memnun oldum. İyi ki de tanıştım. Ben de çok memnun oldum hocam. Ve bugünün önemi ve benim için çok daha özel olması, elhamdülillah beklediğimiz Esma-ül Hüsna çıktı sevgili dostlar. Hediye edeceğiz. Bol bol hediye edeceğiz bugün. Çünkü burası kitap dolu zaten. Hangi yazarı istiyorsanız yazın yazın biz size hediye edelim. Tabii ki en önemlisi Emine Hanım'ın kitabından da hediye edeceğiz. İki tane var. Biri de burada çocuklar için. Evet. Nur Dombaycı kardeşimin çizimini yaptığı. Nur'a da buradan selamlar. Çok uzattım biliyorum. Ama bunları söyleyeyim ve bir daha konuşmamak üzere diyormuşum. Sözü Emine'ye bırakacağım. Emine kardeşim. Biz seninle yurt dışında burada tanıştık. Evet hocam. Ama bir geçmişim var, bir Türkiye ayağım var, aynen, bir Emine'nin hayatı var. Hayattan notlar düşeceğiz. O zaman Emine'yi kısaca bir tanıyalım. Ondan sonra hayata ne notlar düştük ve bizi onlar tekrar düşürmedi konuşalım. İnşallah hocam. Ben Emine Demir, 39 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Maşallah. 23 yıldır evliyim hocam. Türkiye'den geldim ben. 16 yaşında, 17 yaşında evlendim. Evet, 17 gelin yaşında. Gelin oldum buraya yani. Aynen, gelin olarak geldim. Avrupa gelini. Aynen. Evlendikten sonra Türkiye'de ilkokulu yapmıştım. Aha. Evlendikten sonra buraya geldim. Niye okumadın? 16 yaşına kadar okuyabilirdin. Bizim yaşadığım bölgede hocam biraz kız çocuklarının ilkokuldan sonra okuması pek hoş karşılanmıyor. İli söylemiyor ilin adını. Söyleyebiliriz. Ben Yozgatlıyım. Tabii söyleyelim. Artık olmasın yıl 2020. Aynen, çocuklarımız aynen okusun. Hatta şu an değil tabii ki hocam okusun, ama tabii benim dönemimde evet bundan 23 yıl önce aynı aşağı yukarı 25 yıl önce bahsediyorum. Tabii çok istememize rağmen ailemiz izin vermedi. Ama şundan eminim hocam, bilselerdi hani diyor ya Peygamber Efendimiz, bilselerdi yapmazlardı. Annemler bilseydiler hani okumanın önemini, bir şekilde yolunu bulurlardı. Ondan eminim ve onlara hani hiçbir şekilde kırgın ya da dargın değilim. Allah razı olsun. Zamanın getirdiği bir şeydi belki. Belki de ortamın, zamanın. Zamanın, o coğrafyanın. Aynen. Mesela Kur'an-ı Kerim'i biliyorlardı. Ona çok önem verdikleri için hani o zamanlar bizim orada hoca mektepleri derler. Hani küçük yerler olur böyle. Küçük mescitler. Oralara çok özenle gönderirdi annem. Ama diğer taraflara okula, bir de bulunduğumuz ilçede de okul yoktu. Hani servisle gidip gelmemiz gerekiyordu. İzin vermediler ama elhamdülillah bir şey istersen Rabbim hani evreni senin hizmetine yollar. Yeter ki sen evet, yeter ki sen iste ve o yolda emek ver, sarf et veya vazgeçme. Ben de evlendikten sonra Rabbime şükürler olsun eşimin maddi ve manevi desteğiyle birlikte. Bu arada hemen sözü keseceğim. Eş kameramanlık yapıyor bize. Eşle cennet yuvamızı çekeceğiz. Hocam onunla çekin. Bırakın kameramanlık yaptırmayın gence diyeceksiniz. Evet. Bu gençlerle bir cennet yuvamızı çekeceğiz sevgili dostlar. Onu size belki bir ay, iki ay sonra yayınlayacağız. Ama şu anki gündemimiz Filistin, Gazze, Müslümanların problemi, Müslümanların duruşu ve Avrupa'da bu nasıl yankılanıyor? Bunları biz Emine Hanım'la birlikte konuşmak istiyoruz ama hayata düştüğü notlar da önemli. O yüzden evet, o notlarda da en önemlisi buraya ilkokulu bitirip geliyorsun. Evet, Fransa'ya. Almanya'ya geldim. Almanya'dayım. Stuttgart bölgesinde hocam ben. Stuttgart'tasın. Evet, Stuttgart, Heilbronn bölgesindeyim. Oraya geldin, evlendin. Kaç yaşında evlendin bu arada? 16. Tam tehlikeli bölgeler. Bunları konuşuruz sonra. Burada eşinin desteğiyle, maddi ve manevi desteğiyle birlikte ortaokulu yaptım, liseyi yaptım. Tabii bana bir o dönemde hoca lazımdı. Dolayısıyla en yakın hoca kocamdı o zaman. Biraz zor oldu. Hocadan koca çok zor oluyor. Ama gene de Allah razı olsun. Pes etmedik. Ben de o da etmedik. 2 yıllık ilahiyat ön lisans yaptım. Şu anda İslami ilimler okuyorum. Ve 14 yılı aşkındır camilerin çatısı altında çeşitli görevlerde bulunuyorum hocam. Bu arada da kitap yazıyorsun. Bu arada 2 tane kitabım var elhamdülillah. Şu anda hala devam ediyorum yolda.
Okumayı öğrenmeye Allah'ın izniyle mezara kadar devam inşallah. Peygamberim öyle diyor zaten. Aynen, aynen. Peki Emine niye yazdı? Ne derdi var da yazdı? Yazarken işte hayata not düşecek ya. Aynen. O notunla bize bir şeyler söyle, sonra niye yazdın hikayesini dinleyelim senden. Benim bence hocam bir insanın derdi ve davası olması gerekiyor. Yani dertsiz ve davasız bir insan bir hiçtir. Yani benim bir derdim var, bir davam var. Beni Rabbim yarattıysa ve beni Almanya gibi bir ülkeye gönderdiyse demek ki benim bir sorumluluğum var. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve bu etrafa baktım o zamanlar. Kendi çocuğum, kızım büyüyordu o zaman, ilk kızım. Baktım arkadaş çevresine, ortama. Dedim ya benim kızıma hani Müslümanlar olarak Müslümanca yaşayan arkadaşlar lazım. Çevre lazım. Ve bunun derdiyle dertlendikten sonra Rabbim öyle bir kapı açtı. Hacca gidip gelmiştim o zaman hocam. Çok genç şükür. Genç evlendiğin gibi genç de hacca gittim. Elhamdülillah hacı olmak da nasip oldu. Ve bu dava orada daha çok içime düştü. Oradan gelmekle birlikte Rabbim böyle bir kapı açtı. Böyle bir ihtiyaç varmış. Oraya başlayıp da o ihtiyacı görünce, çocukların durumunu görünce onların halleriyle hallenmek istedim hocam. Dedim ki evet, ben öğrenmem lazım ve öğretmem lazım. Hani bu diyor ya Peygamber Efendimiz, hani dört şeyden birisi olun. Ya öğrenen, ya öğreten, ya bunlara hani yardımcı olan. Ve ben de buna aday olmak istedim. Elhamdülillah. Peki zamanın muhasebesi hocam, çok ağır ifade değil evet. mi bu ya? Yani zaman çok zor. Değerli bir şey. Kıymetli niye bir şey. Zamanla başladın peki? Çünkü zamanın üzerine Rabbimiz yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 350'den fazla yerde kelime olarak geçiyor. Yevm, duha, asr gibi. O yüzden de Vel Asr suresinde de özellikle Rabbim asra ve zamana yemin olsun ki diyor. Evet. Ve bu benim için biraz da bunun değerini geç anladığım için hocam hiç kimse kaçırsın istemedim. Bu bizim en değerli sermayemiz. Çok. Evet, bunu nasıl kullandığımız bizim iki dünyamız için de önemli. O yüzden de dedim madem bir derdin, bir davan var, o zaman buna zaman muhasebesiyle devam etmen gerekiyor Emine. Peki biz zamanı yönetebiliyor muyuz? Mesela kitabı açtım, bir yer çıktı sevgili dostlar. Erken yatmak, erken kalkmak bir insanı sıhhatli, zengin ve becerikli yapar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Tecrübeyle sabit. Zaten Efendimizin yaşadığı hayatı, yaşantısı bu şekildeydi. Efendimizin hayatında tecrübe edilmiş canlı örneği var. Bizler de tecrübe ediyoruzdur belki. Kendinde bir evren taşıyan, yaratılmışlar arasında eşrefi mahluk olan bir Adem, biz Ademoğulları hayatımızın her alanında olduğu gibi her daim uykumuza da dengeli ve uyumlu olmak zorundayız diye devam ediyor tabii ki yazı. Ama bu zamanı dengeli kullanmak gerçekten kolay bir şey değil. Değil hocam ve çoğumuz da maalesef başaramıyoruz. Başaramayınca da aslında problemler yaşıyoruz. Başaramayınca da çünkü yetiştiremedim, yapamadım, başarılı olamadım. Hiçbir işimizi yolunda gitmiyor hocam. Her şey aslında uykuyla başlıyor. Erken yatarsak erken kalkıyoruz. Uykumuzu yeteri kadar alırsak zinde oluyoruz. Hocam peki o tabletleri ne yapacağız? O tuşlara böyle bıs 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 basmayı ne yapacağız? Maalesef, maalesef. Onlarda zaman geçirip kendimize eylemeyi ne yapacağız? Evet. Bunun için bilinçli olmamız gerekiyor hocam. Yani zamanın bilincinde olursak, bunun bizim sermayemiz olduğunu fark edersek o zaman ona göre kullanırız. Her şeyimizi gün içerisinde planlamamız gerekiyor. Genellikle benim gibi, bizim gibi ev hanımı olanlar ya da evden çalışanlar. Ev hanımı diyorsunuz? Yani... Aa, güzel bir tabir, hoşuma gitti. Evinin hanımı. Evet. Hatta benim tabirim. Hepimiz evimizin hanımıyız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama siz eğitim yapıyorsunuz, eğitimcilik yapıyorsunuz. Evet. Artık kendiniz okulları bitirdiniz, kitaplar yazıyorsunuz ama ev hanımıyız. Ama her müthiş. Zaman ilk görevimiz hocam annelik ve ev hanımlığı. Bu çok önemli bir şey. Hani diyor ya İhsan Şenolçak hocam, hani anaokulları değil, analar okul olmalı. Doğru. Aynen. O yüzden de benim için ev hanımlığı da, annelik de çok büyük, önemli bir makam. Hiç annelik makamının üzerine hiçbir makam geçemez. Eyvallah. Bu yoğunlukta o annelikle, ev hanımlığıyla da diyorsun, zamanı biz biraz daha mı savuruyoruz? Maalesef, maalesef. Şöyle oluyor hocam, genelde biz ev hanımları için hani daha vakit var, yapabiliriz. Hani bir saatimiz olmadığı için bir yere gideceğim, şu saatte bitirip şu saatte başlamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı hani planlamıyoruz. Mesela gün sabah namazıyla başlaması gerekiyor bir kere. Bir Müslümanın üzerine güneş doğmaması gerekiyor. Müslüman güneşin üzerine doğması gerekiyor. Eğer güne zaten erken kalkarsak, güneşi üzerimize doğurmazsak zaten o günün bereketiyle, feyziyle ve Peygamber Efendimizin duasını alarak başlamış oluyoruz.
Onu sonra da işte işlerimizi düzene koymamız gerekiyor. Çocuklarımızın gelme saatine göre, gitme saatine göre. Belki önceliklerimize göre. Önceliklerimizi evet, acil olanları işlerimiz var ama acil hangisi? Acilleri öne çekmemiz gerekiyor. Ve hani mala yani işlerle çok tüketmememiz gerekiyor hocam. Hani benim diyelim ben şöyle hayatımda sabahlarını mesela ben bir, genelde bir kahvaltılara önemli bir kahvaltı değilse hani bir camilerin ya da bir önemli yerin büyük bir kahvaltı değilse o zaman hani arkadaş kahvaltılarına ya da arkadaş gezmelerine gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü benim için zaman çok önemli ve çocuklarım evde yokken özellikle de sabah namazından sonra olan zamanı çok iyi değerlendirmem lazım kendime. Yoksa bu kitaplar kendimi çıkmıyor zaten. Kendimi eğitmem için, evet öğrenmem için, ilmimi arttırmam için ve kendime, evlatlarıma ve bütün ümmetin evlatlarına faydalı birey olmam için kendime yatırım yapmam gerekiyor. Doğru. Zamanı da doğru okumak lazım. Zamanın okunması diye bir şey var. Şu zamanda da gündemimiz soykırım. Gündemimiz Siyonist İsrail'in yaptığı zulüm. Ve Müslümanların tabii ki oradaki özellikle Gazze'li Müslümanların duruşu. Buradaki Müslümanların duruşu nasıl? Onlar o zamanı nasıl okuyorlar? Yani şu içinde olduğumuz zamanı. Avrupalılar. Evet. Sizin gözlemlediğiniz. Evet. Benim çevremde bulunan Müslümanlar elhamdülillah hocam çok duyarlılar. Ya ilk Türkleri kastetmiyorum. Burada birçok evet, ırktan Müslümanlar. Irktan kastediyorsan özellikle de mesela ben çevremde bulunan yabancılardan, Almanlardan bahsedecek olursak maalesef hocam gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Hiçbir şekilde görmüyorlar ve duymuyorlar. Sanki Gazze diye bir ülke yok. Orada böylesine acımasız bir soykırım yapılmıyormuş gibi davranıyorlar. Yani bizlere biliyorsunuz ilk başlarda yürüyüş izni dahi vermediler. Sonradan verdiler ama geçenlerde Türk arkadaşlarının özellikle organize ettiği bir yürüyüşü top sahasında yaptırdılar. Allah Allah. Düşünsenize hocam yani caddelerde herkesin görebileceği ve daha çok kişilere ulaşabileceğimiz yerde değil. Bize layık gördüğü yerler, Müslümanlara hani layık gördüğü yerler. Tam size layık aynen. Görmüş de hani layık da aynen. Oldu. Layık bir devletti. Her şey serbestti. İnsanlar fikirlerini özgürce söyleyebiliyordu. Öyle değil. Bize top sahasında yürüyüş yaptırdılar Filistin için. Allah Allah. Müslümanlar burada ne durumda? Bu Avrupa'nın kendi bildiğimiz yüzü. Evet. Peki Müslümanlar o ruhu taşıyabiliyor mu? Şu zamana şahitlik ettiklerinin farkındalar mı? Elhamdülillah hocam çoğunluğu gerçekten bilinçli ve bu acı kanayan yarayı yüreklerinde hissediyorlar. Evet. Elimizden maalesef çok bir şey gelmiyor. Şöyle diyeyim hocam, dua ama duadan ya. En dua büyük şey hocam boyutu. Aslında küçümsememiz gerekiyor dua. Her şeyin başı dua ve çok şükür etrafımdaki herkes de duasını yapıyor. Teheccüdlerimize kalkıyoruz. Camiler olarak toplu birlikte günü belirliyoruz. Yürüyüşler olduğu zaman oraya gidiyoruz. Yani ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar elhamdülillah. Demin arada kaynadı mı hocam? Evet eyvallah dua edeceğiz. Zaten dua kitabı da çıktı sevgili dostlar. Size de göndereceğiz Esma Terapi'den. Hatta bir tane Emine Hanım açacak nasıl bir burada bir güzellik var. Onu da size anlatmış olacağım ama ben yine şu boykota geleceğim. Boykot edelim ne olursunuz. Yani küçümsemeyelim. Aynen hocam. Burada siz boykotu nasıl yapıyorsunuz hocam? Zaten bunlar evet. Her şeyi boykot etmeniz lazım. Aynen. Gittiğimiz bizim en sık gittiğimiz hani büyük alışveriş yerlerinin zaten içerisindekini ne kadar boykot etsek de hocam kendisi yani bütün alışverinin kendisi onlara ait. Ama gene de tabii ki dikkat ediyoruz. Bütün en camilerde, cemaatlerde. Almıyoruz. Aynen tabii nokta ki. Nokta nokta o giyim mağazası varsa onu almıyoruz. Evet. Nokta nokta o yemek zinciri varsa kahve zinciri. Aynen içecek zincirlerini onları hani hiçbirini. Onları söylüyoruz. Evet. Aynen hiçbirine gitmiyoruz. Elimizden geldiği kadar ben ve çevremde olan herkes hocam buna çok güzel dikkat burası ediyorlar. Çok özen gösteriyorlar. Dikkat etme açısından. Siz Türkiye'ye de gidip geliyorsunuz biliyorum. Evet. Şöyle diyeyim. Aslına bakarsan hocam buradaki insanlar daha duyarlı. Öyle bana mi? Öyle geldi. Hmm. Daha duyarlı, daha bilinçliler ve daha çok dikkat ediyorlar. Yani biz biraz da belki hocam yabancı bir ülkede yaşadığımız için hani daha çok ülkemize, vatana, millete, dine karşı daha çok hassasız. Yüreğimizde hissettiğimiz için daha hassas olduğumuzdan dolayı olacak ki çok dikkat ediyoruz. Çoğunluğu çok dikkat ediyor. Çünkü zamana yemin eden Rabbim zamana şahitlik etmenin üzerine de vurgu yapıyor. Aynen. Şu an bir zamana şahitlik aynen, ediyoruz. Aynen. Ya bu zaman keşke güzel bir zaman olaydı. Keşke. Zulmü konuşmayaydık, soykırımı konuşmayaydık. Ama Müslümanın duruşunu da ıskalamamak lazım. Çünkü o zamanın içinde o Müslümanın duruşu aynen. Da çok önemli. Hani diyorlar ya hocam Kudüs şu anda önümüzde bir boş sınav kağıdıdır. Aynen. Yani aynen. Orası bizim için şu anda rahmetlinin söylediği çok güzel bir turnusol kağıdı. Evet. Kopyamız çıkıyor. Çıkıyor. Onlar görevini yapıyor.
Aynen. Öyle biz mi? Onlar görevini yapıyor ama bize düşen Müslümanlık görevimizi yapmakta sıra hocam. İnşallah biz de bunu layıkıyla yapacağız. Yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. Evet. Cennete gitmek için sebepler olacak tabii ki. Rabbim sebepler halk ediyor. Onların karşılığında da cenneti inşallah Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin inşallah. Ama Gazeli kardeşim sebebini buradan alıp götürüyor cennete. Bir avuç kanını diyor ki Rabbim ben cennete gelmek için bir avuç kanımla geldim. İşte biz ne götüreceğiz? Gazeliler bu savaşı yaparken biz yanlarında durabildik mi? Onların duruşunu destekledik mi? Siyonist Yahudinin hayat damarlarını hep söylediğim gibi boykotla kesebildik mi? Hiçbir şey yapamıyor değiliz. Evet. En güzeli dediğiniz gibi zamanı doğru verimli değerlendirdik. Zamanı doğru okuyabiliriz. Aynen. Ve hocam ben şunu gördüm. O Gazeli kardeşlerimizden Allah razı olsun onlardan. Amin. Bana Kur'an'ın yaşayan halini Allah gösterdiler. Allah elhamdülillah. Allah yani nasıl bir sebat, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir güzel bir şey. Ben dinime tekrardan böyle şey oldum, duyarlı oldum hocam. Onları da görünce ya dedim demek ki dinim ne kadar güzelmiş. Ya küçücük kardeşinin başında kelime-i şehadet getirtiyor. Yani Subhanallah, Hasbinallahi ve Ni'mel Vekil ağızlarından bunlar düşmüyor hocam. Yani bir yağmalama yok, bir hırsızlık olayı yok, hiçbir şekilde bir kötülük yok. Sadece Allah'a sığınıyorlar, bu kadar güzel bir teslimiyet olamaz. Hani Yusuf İslam demişti ya hocam, ben hani Kur'an-ı Kerim'den değil de Müslümanlığı Müslümanlardan görseydim Müslüman olmazdım doğru, diye. Doğru. Eğer ki ne bu Gazze'de bulunan Müslümanlardan görseydi Müslümanlığı, yani o zamanki söylediği gibi kesin Müslüman olurdu ki olur. Elhamdülillah şu anda grup grup insanlar Müslümanlığa giriyorlar. Çok şükür. Kendi vatanında bayrağı yasak ama bütün dünyada bayrağı dalgalanıyor. Biz de göğsümüzde onun bayrağını taşıyoruz elhamdülillah. Peki burada o tip eylemler yapıldığında işte bayraklar takılması, işte küfye takılması falan ona nasıl bakıyor ülke, Almanya ülke olarak? Normal bir şekilde hani yürüdüğümüz zaman bayrağımızı açıp tepki göstermiyorlar hocam. Ama biraz daha hani kişiye özel onlara işte neden bizim özgürlüğümüz yok, neden böyle yapılıyor, bir şeyler yapılsın dediğinde tabii ki çok kişiyi tutuklama da oluyor. Şey dedi bana Fransa'da çünkü biz şu an Fransa sınırlarındayız ama Emine Hanım Almanya'dan geldi sevgili dostlar. Burada bir arkadaşa dedim ki ya, ben küfyemi takmak istiyorum. Hocam dedi çok takmayın. O yüzden şu an yayında aslında takabilirdim. Nerede bulayım hemen ben onu takayım tekrardan. Neden dedim. Dedi ki bir sırası var. Çünkü orada sıra sıra zeytin dalını temsilen bir şey var. İşte temsili bir sürü şekiller var. Bir şekli dedi. Burası çok önemli sevgili dostlar. Hamas'ı temsil ettiği için ve Hamas'ı terör örgütü kabul ettiği için dedi. Fransa hemen başından alıyor ve o kişinin de nüfusiyetini alıyor. Yani ben denk gelmedim ama doğrudur hocam. Fransa'da doğrudur. Böyleymiş. Çünkü yakında eylem yapmış Fransa ve hemen o kişiyi almış. Ona da Filistin'den hediye gelmiş. Bu Hamas'ın ya çöpe atıyorsun ya nüfusiyetini alıyoruz. İçeri bir sorguya alacağız seni. Çöpe attırmışlar. Ben etrafımdakileri de görmedim hocam. Yani bayraklarda falan da engel olmadılar. Ama bu arada hocam özellikle de sizin duruşunuz için de çok teşekkür ederim. Sizi takip ediyorum Instagram'dan. Gerek Bekir abiyle olsun gerek kendiniz. Filistin inisiyatifi olarak. Aynen, aynen. Filistin inisiyatifine buradan selamlar. Onlar İstanbul'da. Allah hepinizden razı Türkiye'de olsun. Türkiye'de devam ediyor eylemlerine. Biz de bakın yurt dışında durmak yok. Gittiğimiz her yerde Kudüs'ü anlatacağız. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin o Müslümanca duruşunu anlatacağız. Ve sizin unutmayıp da unutturmayışınız bize çok güzel örnek oluyor hocam. Elhamdülillah. Unutmamamız gerektiğini hatırlıyoruz. O yüzden ayrıca sizin gibi Allah insanlara, Bekir abiye, sizlere ekstradan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizi bu yol üzerinde daim kılsın cümlemizi. İnşallah. Program bitiyor inşallah. Arkadaşlar. O yüzden zaman kitabını size takdim edeceğim. Şimdi terapi kitabından da bana bir sayı söylemesini isteyeceğim. Kitap alıyorsunuz. Kitabın özelliği sevgili dostlar. İlk ön sözünü Kıble Mescidi'nde Kudüs'te yazdım geçen sene. Bitiriyordum ama 8 aydan önce bitti mübarek. Esmaları Rabbim söke söke bana öğretti. Rabbime binlerce şükür. Kitabı da çıktı. Dua kısmında terapötik dualar var. Açıklaması var. Kur'an'da geçen dualar var. Ve en güzeli de tefaül yapıyoruz. Kudema'nın yaptığı gibi. Biz de bugün halet-i ruhiyemize göre bir sayı söyleyeceğiz. Bakalım bize ne çıkacak. 12 ile 222 arasında bir sayı söylemesini isteyeceğim Emine Hanım'dan. O söyleyecek. Ve onunla birlikte Esma'yı size okumuş olacağız. Siz de aldığınızda aynı şekilde bugün halet-i ruhiyem ne deyin? Açın hangi Esma çıktıysa onu okuyun. Gün boyunca çekin. Anlamaya ve idrak etmeye çalışalım. İnşallah kitabın benim kısmıma ayrılan tarafını da Gazze'ye
İnşallah Rabbim hediye olarak kabul eylesin. Allah razı olsun. Göndereceğim için. Allah'ın izniyle. Sizlere de hediye gönderiyorum. Yorumlar yazıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bu ilk yurt dışı imzası olduğu için de buradan kitabı sizlere duyurmak istedim. Türkiye'ye döndüğümde canlı yayınlar yapıp sizlerle esmalar çekip esma üzerinde de çalışma yapacağız. Şimdi bakalım Emine Hanım bize hangi rakamı söyleyecek ve o rakam bizde hangi esmanın tecellisi için vesile olacak? 47 olsun hocam. 47. Hemen İçin açıyorum 47'yi. Bakalım 47'de ne çıkıyor sevgili dostlar. Okuyanı bol olsun inşallah. Hayırlı Amin. Olsun. İnşallah. Bismillah. Allahu Ekber. Allahümme ya Vehhab çıktı. Molla Camii'den bir söz almışım. Üstünde de böyle güzel sözler var kitabın. Esma'nın gerçek manası var. Çok kısa haliyle aklımızda kalsın diye. Sonra ayet duası var. Mutlaka etmemiz gereken dualar. Sonra insandaki tecellisi ve duanın terapetik hali. Bugün Emine kardeşimin esması El-Vehhab. Üç zümreye üç şey yakışmaz. Padişahlara sertlik, alime mal sevdası, zengine hasislik. Senin de söylediğin gibi bugüne de çok uyarlandı. Vehhab karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden. Duası Sad 35, Hazreti Süleyman'ın duası. Rabbim bana mağfiret buyur ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir saltanat ihsan et. Şüphesiz Vehhab çok ihsan edici olan ancak sensin. Rabbimden evet biz de sonsuz bir şekilde ebedi olarak da Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ilk kurucusu Hazreti Süleyman. Aynı duayı edelim. Kudüs özgürleşsin İnşallah. Ve özgür Kudüs'te biz. İnşallah şükür secdeleri edelim. İnşallah. Bu şekilde devam ediyor. Çok kitabı konuşmuyorum ama siz yazıyorsunuz, size gönderiyorum. Bugünkü konumuz zamandı. Zamanda akan ama bizim bu akışta yapmamız gerekenlerdi. Emine Hanım kendi hayatında çok güzel akışa yön vermiş. Zamanını planlamış. İlkokuldan çıkıp bu ülkeye, Almanya'ya gelmiş, kendisini eğitmiş, çok güzel şeyler yapıyor. Şu an bir ilahiyatçı ve eğitimci olarak ve yazar olarak hayatını sürdürüyor. Ama son cümleyi bize söylerse çok memnun oluruz. Hayatta şunu da yapmasaydım dediğiniz ne vardı Emine Hanım kardeşim? Ve sonra da bir hayata dair notunuzla bitirelim programı. Yapmasaydım dediğim... Aslında hocam çok da yapmasaydım şöyle, biz biliyorsun tecrübelerimizle biz oluyoruz, var oluyoruz. Hani o tecrübelerimiz, yanlışlarımız olmasaydı da bugünkü biz olamazdık diye düşünüyorum. Hani çok büyük yapmasaydım dediklerim yok. Belki daha çok zamanımı değerlendirseydim diyebilirim. Tamam. Peki hayata not düşüp seni tekrara düşürmeyecek bir cümlenle programı kapatalım istersen. Hayata not düşecek cümlem... Yani... Benim için hocam derdi ve davası olmalı. Yani bir dert sahibi i̇nsanın olması gerekiyor. Evet, bir insanın derdi, davası olması lazım. Dert sahibi olması gerekiyor. Peki. Rabbim çok dertlerimize de şifa versin inşallah. Amin diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, programı bitiriyoruz. Çünkü birazdan salon ufak ufak dolacak ve biz burada programları yapmaya devam edeceğiz. Sizler de bulunduğunuz yerde güzel işler yapmaya devam edin. Zamanı doğru kullanın. Sonra muhasebesi geldiği zaman hesabı çok ağır fatura halinde elimize düşmesin. Rabbim yaptıklarımızı, yapacaklarımızı hayır eylesin. Amin. Nerede, nasıl bilemiyorum ama her cumartesi sizlerle buluşmak için Rabbime dua ediyorum. Hayırda buluşma duası ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça bakın zatınıza. Davadan başka bir şey takmayın kafanıza.